Selamlar arkadaşlar ben Hugin Akademi'den Ruva. Bu videoda Kozmos ekosisteminin en büyük deksi Ozmos'u kullanmayı öğreneceğiz ve özelliklerini inceleyeceğiz. Şahsen kullanıcı deneyimi ve görseller açısından Ozmos'u oldukça başarılı buluyorum. Ayrıca kullanımında oldukça kolay olduğunu düşünüyorum. Her zamanki gibi videoda kullandığım linkleri video açıklamasında bulabilirsiniz. Şimdi geçelim Ozmos'un kullanımına. İlk başta bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Buradan Connect Wallet'a tıklayıp ben Kepler kullandığım için Kepler'ı seçiyorum. Daha evvel bağlandığım için benden ona istemedi. Fakat siz ilk kez bağlanıyorsanız sizden bir onay penceresi açılıp onay isteyecektir. Buradan onaya tıklayarak onayı verdikten sonra siteye bağlanabilirsiniz. Şimdi unutmamamız gereken kritik bir nokta. Kozmos deyince herkesin aklına bir tane devasa A geliyor. Kozmos aslında Kozmos SDK kullanan ağlardan meydana gelen devasa bir ekosistem. Şu anda da ben Kozmos ekosistemi içerisinde Osmosis ağına bağlandım. Şimdi buradan aset Sekresine gittiğim zaman burada gördüğünüz gibi benim Osmosis ağında hiçbir varlığım yok. Osmosis'te işlem yapabilmek için öncelikle Osmosis ağına bir şeyler aktarmam lazım. Bunun için buradan depozit diyeceğim. Kozmos Hub'dan. Kozmos ve evet atom göndereceğim için Kozmos Hub'dan. Test cüzdanımda 4 atom varmış. Bunu seçiyorum. 39948 olarak 20 saniye içinde geçecek diyor. Depozita tıklıyorum. Buradan onaya tıklıyorum. İşlemim yapılıyor. Kozmos'ta işlemler oldukça hızlı gerçekleşiyor. Evet şu anda işlem gerçekleşti bile. Birazdan da bakayım burada atom olarak görünür. Evet şu anda gördüğünüz gibi atom geçti hesabıma. Şimdi bu atomdan işlem yapabiliriz. Öncelikle şöyle hızlıca bir arayüzü inceleyelim. My Ozmos Assets. Osmosis anda bulunan varlıklarım diyor. Toplam dolar karşılığı 48 dolar alan varlığım varmış. Bunların hiçbir yere bağlı değilmiş. Bağlı olan asetler 0. Osmos'ta kim? 0. Ayrıca yatırma çekme işlemini de buradan hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Deposit dediğimde bana buradan ne yatırmak istediğimi soruyor. Buradan seçip ilerlediğimde az evvelki yatırma ekranı gelecek. Bitdrop'a tıkladığımda da buradan yine A seçip mesela atom yatırmıştık Ozmos ağına Devam diyorum. Ozmos ağında 3.99 atomum var diyor. Bunu Cosmos'a baş etmek istiyor musun diyor. Buraya miktar girdip Bitdrop dediğimde bunu tekrar Kozmos ağına geri çekecek. Asset ekranında sizin buradaki varlıklarınızın dökümü görünüyor. Şu anda benim diğer varlıklarım olmadığı için sıfır görünüyor. Şu anda üzerinde sadece 3.99 atomum var. Buradan sıfır bakiyeleri kapatabilirsiniz. Sadece olanlar görünür. En altta transfer geçmişiniz görünür. Şu işlem numarasıyla yatırma 3.99 atom başarılı bir şekilde geçmiş. Burada ayrıca herhangi bir aseti arayabilirsiniz. Herhangi bir coin'i arayabilirsiniz. Eğer Osmos'ta varsa adını yazdığınızda mesela Juno diyelim bu şekilde çıkar. Buradan da sembol network ismi veya bakiyeye göre sıralayabilirsiniz. Sol tarafa baktığımda swap bizi klasik takas ekranına götürecek. E, Puls havuzlarına götürüyor. Assets az evvel görmüştük. Varlıklarımızın dökümü. Stake bize kepler dashboard'u açacak. Buradan oyunlarımızı stake edebiliriz. Vote bizi yine kepler'in dashboard'unda oylama ekranına götürüyor. Info'da Osmosis ile ilgili detaylı bilgilerin olduğu bir pencereyi açıyor. Burada cüzdanınızın adı, cüzdanınızda kaç ozmo olduğu ve ozmosisten cüzdanınızı koparma yani çıkış. Ana ekran, arayüz bu şekilde. Bence oldukça derli toplu temiz bir arayüz. Swap'a geldiğimizde burası bildiğimiz takas ekranı. Şurada slippage ayarları var. Ne kadar slippage'a kabul ediyorsunuz buradan ayarlayabilirsiniz. %1'de bırakmanızı tavsiye ederim. Buradan üst taraftan takas etmek istediğiniz token'ı seçiyorsunuz. Benim şu anda burada sadece atomum var mesela atomun yarısını bu maksimumu bu yarısı yarısını aşağıdan neye çevirmek istiyorsak onu seçiyoruz. Ben işlemleri size gösterebilmek için ozmo'su çevireceğim. Burada detayı var. İşlemin bir atom 9.79 ozmo diyormuş. Price impact fiyatta yaratacağınız değişiklik. Gördüğünüz gibi kayda değer bir değişiklik yaratmayacağız. iki atom bozdurarak swap için alacağı ücret 4 cent. Tahmini alacağımız ozmo miktarı slippage düşüldükten sonra alacağımız minimum ozmo miktarı. Buradan swap diyorum. İşlemi onaylıyorum. İşlem atıldı. Kısa sürecek bekliyorum. İşlemim başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şu anda assets'e gittiğimde gördüğünüz gibi artık atomun 1.99'a indi. Ozmom 19.50'ye çıktı. Bu ekranı bu kadardı. Gelelim likit havuzlarına. Havuzlara tıklıyorum. Şimdi burada bazı opsiyonlar var. Bana diyor ki yeni havuz yarat. Ben yeni bir havuz yaratmak istemiyorum. Ama siz yaratabilirsiniz. Havuz yaratım ücreti 100 ozmo. Buradan iki tane token seçiyoruz. Buradan yüzdesini ayarlıyoruz. Mesela %30'a 70 diyorum. Ozmo atom havuzu oluşturabilirim mesela. Next diyorum. Buraya miktarları giriyorum. Next dediğimde tekrar havuz oluşumuna devam edecek. Bunu yapmak istemezsiniz. Çünkü kimse gelip sizin havuzunuza likidite yatırmaz. Burada reward distribution in 15 hours 8 58 minutes diyor. Osmosis her gün likidite ödüllerini belirli bir saatte dağıtıyor. Şu anda da bir sonraki likidite ödül dağıtımına 15 saat 58 dakika varmış. Tam ödül dağıtım süresinde ağda ufak bir duraklama oluyor. O süre içerisinde işlem yapamıyorsunuz. Bu negatif bir şey ama şu ana kadar temiz işledim. Çok bir sıkıntı yaşamadık. Burada Osmon'un fiyatı yazıyor. Şimdi geldik benim havuzlarım diyor. Şu anda hiçbir havuzda tam olmadığı için benim havuzlarımda bir şey görünmüyor. Superfluid Put şöyle. Buradan hem klasik stake gelirini hem de havuzun gelirini alabiliyorsunuz. Yani bu nedir? Mesela şu anda hem atomumuz hem ozmamız var. Buna tıklayalım. Şimdi buradan Superfluid'e yatıracağız. Şuradan Add Liquidity diyeceğim. likidite ekleyeceğim. Buraya ben bir atom ekleyeyim. Karşılığında 9.79 ozmo %50-%50 olduğu için bir atom karşılığı 9.79 ozmo daha eklememi istiyor. Buradan max diyerek hepsini de yükleyebilirsiniz. Veya elinizde birinden biri yoksa bunu silelim. Otoswap single asset diyerek ya sadece ozmo ya sadece atom yatırarak havuza katılabilirsiniz. Şu anda mesela 1.99 atom var. Ben bir atom yani 12 dolarlık havuza katılmak istiyorum. Add Liquidity dediğimde bunun yarısını otomatik olarak benim için ozmaya çevirecek. Açılan işlemi onayladım. Evet şimdi atom ozma havuzunda 12 dolarlık likiditem var. 12 dolarlık LP token'ım var. Bunu kaldırmak isterseniz buradan remove Liquidity deyip yüzde seçerek veya hepsini remove liquid diye tekrar tıklayarak kaldırabilirsiniz. Aşağı tekrar geldiğimizde liquidity mining'de burada farklı seçenekler var. Eğer bu LP tokenlarını çözmek istediğinizde bir günde çözülsün isterseniz %12.64 APR, 7 günde çözülsün isterseniz %20.23 APR, 14 günde çözülsün isterseniz %25.29 APR artı Superfluid'den gelecek olan %5.68 ek gelir alacaksınız. Start Earning'e tıklıyorum. Buradan 14 günü seçiyorum. Superfluid olsun istiyorum. Diğerlerini seçerseniz superfluid seçeneği kaybolacak. Maksimum diyeceğim. Next'e tıkladık. Şimdi buradan kime yatırmak istediğimi, kime stake etmek istediğimi soruyor. Genellikle ilk 20 dışarısında komisyonu çok düşük veya çok yüksek olmayan bir yeri tercih etmeniz ileride gelecek airdroplardan faydalanmanıza olanak tanır. Ben şu anda Omniflix'e stake diyeceğim bunu. Ondan stake'e tıklıyorum. Onaylıyorum işlemi. İşlem onaylandı. Şimdi burada gördüğünüz gibi likid tavuğunda 11.90 dolar likiditem var. 11.90'a da bağlı. Eğer bu işlemi yaparken Superfluid seçmediyseniz böyle bir Go Superfluid diye bir opsiyon çıkacak. Buna tıklayıp buradan tekrar bir validatör seçip ondan stake diyerek Superfluid'i de aktive edebilirsiniz. Daha aşağı iniyorum. My Bondings yatırımları düşünebilirsiniz. Bağladığım mevlalar Günlükte bir şeyim yok. 7 günlükte bir şeyim yok. 14 günlükte 41.82 GAM yatırımım var. %25 artı Superfluid'den %5 yani %30 civarı getirisi var. Burada da havuzun durumu görünüyor. %50 atom %50 ozmodan oluşan bir havuz bu. Toplam kilitli atom miktarı bu kadar. Toplam kilitli ozmo miktarı bu kadar. Bunun içinde benim atom ve ozmo miktarlarım bu kadar. Havuz ekranı bu kadar. Buradan havuz sekmesine geri gidiyorum. Tüm havuzları görüntüleyeceğim. Perfluid havuzlar bunlar. Bu havuzlar arasında atom, ozmo ve özellikle USDC, ozmo yüksek APR'ye getiriyor. Ama burada şöyle bir durum var. Herhangi bir ikili likit havuzuna varlıklarınızı bağlarken unutmamanız gereken impermanent loss denen bir olay var. Asetlerinizi daima %50'ye eşitleyecektir havuz. Bu da arasında korelasyon olmayan iki varlığı havuza likidite eklediğinizde Aralarındaki hızlı veya yüksek fiyat farklılıkları sizi zarara uğratabilir demek. Bu impermanent loss ile ilgili de ayrıca bir video çekeriz. Şimdi aşağı iniyorum. Teşvikli havuzlara bakacağız. Teşvikli havuzlar da farklı farklı olabiliyor. Mesela atom ozma ozma ödül verirken atom st atom havuzunda mesela şöyle bir teşvik varmış. 369.000 stride 23 günde dağıtacakmış. Eğer 14 gün kilitlerseniz. Siz de bu dağıtılan 370 bin ödül dağıtımları süresince katılımınız kadar pay alacaksınız. Havuzlara geri gidiyorum. Bunlar teşvik havuzlardı. Burada tüm havuzlar var. Buradan dilediğiniz havuzu arayabilirsiniz. Buradan havuz ismine göre, likiditesine göre, 24 saatlik hacmine göre, 7 günde topladığı işlem ücretlerine göre veya kendi yatırdığınız likiditeye göre bitirilerek Sıralayabilirsiniz Aşağıda dış teşvik havuzları var bunlara katılmanızı çok tavsiye etmem Aset sekmesini Zaten daha önce incelemiştik Şimdi aset sekmesinde bir değişiklik olacak havuzda Likidite eklediğimiz için Toplam asetim OZMOS üzerinde 47.5 dolar Artık Ambon'da da bunun 35.6 dolar Bond'a da az evvel yaptığımız havuza likidite ekleme işleminden dolayı 11.90 dolar oldu Stake sekmesi bizi Kepler'ın dashboarduna götürüyor bunu başka bir rehberde anlatalım. Aynı şekilde bot sekmesi de bizi Kepler'in dashboard'una götürüyor. Bunu da aynı rehberde anlatırız. Kalan son penceremiz de Osmosis'in info penceresi. Buna tıkladığımızda Osmosis'te şöyle bir şey açılıyor. Toplam hacmi gösteriyor. Şu günlük, bu haftalık bu da aylık Osmosis üzerinde yapılan hacim. Bu USD cinsinden Osmosis'teki likiditeyi gösteriyor. Günlük haftalık aylık yine şurada grafikte artışı düşüşü görebiliyorsunuz. Buradan atoma çevirebiliriz. Ozmaya çevirebiliriz. 24 saatlik bölüm, 24 saatlik likidite. Buraya isterseniz kendiniz bir watch list ekleyebilirsiniz cüzdanınızı bağlayarak. Burada da yani tokenleri gösteriyor. Top tokens demiş. Buradan sıralamalar yapabiliyorsunuz isterseniz likiteye göre 24 saatlik hacim değişimine göre 24 saatlik hacime göre market cap'e göre 24 saatlik fiyat değişimi ve fiyat şeklinde. Burada tappu yani taple kedi tavuzların tavuzlarından gösteriyor yine aynı şekilde. Buradan toplam getiri 7 günlük hacim 24 saatlik hacim değişimi 24 saatlik hacim ve likidite. Osmos videosu bu kadar. Aşağı indiğimizde şu anda transfer historinin altına bir de katıldığım havuzlar görünmeye başladı. Bir havuza ekleme yaptığım için buradan da bu havuza ulaşarak işlemlerimi yapabilirim. Son olarak sign out diyorum. Ve cüzdanımı Osmos'tan bağlantısını kopartarak işlemlerimi bitirmiş oldum. Takıldığınız herhangi bir yer olursa Hugin Discord'unda sorabilirsiniz. Discord linki video açıklamasında mevcut veyahut Ozmosis Türkçe Telegram kanalından da sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.